Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf ders anlatım videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 6. ünitenin 2. konusu olan bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeyi işleyeceğiz. Sizler de dersi daha iyi anlamak için defterlerinize notları almayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde de canlılarda üreme, büyüme, gelişmeyi incelemiştik. Şimdi de bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme, gelişmeye bakalım. Şöyle bir eşeyli üremenin tekrarını yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mitoz mayoz videomuzda da eşeyli üreme ve eşeysiz üremeden de bahsetmiştik. Bir önceki videomuzda eşeysiz üremeden bahsetmiştik. 4 kısma ayırmıştık arkadaşlar. Bu videomuzda da eşeyli üremeden bahsedeceğiz. Hayvanlarda eşeyli üreme ve bitkilerde eşeyli üremeye hep beraber bakacağız. Bakalım. Bildiğiniz gibi eşeyli üreme mayoz bölünmenin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Mayoz bölünme sayesinde eşeyli üreme gerçekleşiyor. Erkek ve dişi üreme hücreleri eşeyli üremede görev alıyor arkadaşlar. Döllenme gerçekleşiyor. Fakat biz eşeysiz üreme için ne demiştik? Döllenme eşeysiz üremede gerçekleşmiyordu. Zigot ve embriyo oluşumu da eşeyli üremede görülüyor. Aynı zamanda kalıtsal çeşitlilik oluşmuş oluyordu. Fakat eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik ne demiştik? Yoktu arkadaşlar. Biz eşeyli üremeyi hayvanlarda eşeyli üreme ve bitkilerde eşeyli üreme olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Önce hayvanlarda eşeyli üremeyle başlayalım. Ardından da bitkilerde eşeyli üremeye geçelim arkadaşlar. Hayvanlarda eşeyli üremede doğurarak üreyenler memeli canlılar olmuş oluyor arkadaşlar. Memeli canlıları örnek olarak da kedi, köpek, at gibi çeşitli örnekler verebiliriz. Ama bunun yanında unutmamanız gereken yarasa, başka ne diyebiliriz? Yunus balıkları ve balina gibi hayvanlar da arkadaşlar memeli canlı sınıfına girmiş oluyorlar. Yani arkadaşlar yarasalar, yunuslar ve balinalar da doğurarak üremiş oluyorlar arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz, karıştırmıyorsunuz. Yarasalar yumurtlar demiyorsunuz. Yunuslar da aynı şekilde ve balinalar da aynı şekilde memeli canlılar sınıfına giriyorlar arkadaşlar. Doğurarak ürüyorlar diyelim. Ve hemen yumurtlayarak üreyenlere bakıyoruz. Balıklar bildiğiniz gibi sürüngenler, kuşlar en yaygın olanı, kurbağalar ve geri kalan böcekler de yumurtlayarak üremiş oluyorlar arkadaşlar diyelim. Ve şöyle geçelim, başkalaşım nedir? Hemen bakalım arkadaşlar. Başkalaşım neymiş? Evet arkadaşlar, başkalaşımda bazı canlıların yumurtalarında yeterli miktarda besin bulunmuyor. Bu yüzden bu canlılar dünyaya geldiklerinde gelişimini tam olarak tamamlamamış oluyorlar. Yani dediğimiz gibi bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesi. Arkadaşlar dediğimiz gibi yeterli miktarda besin yok bunların yumurtalarında. O yüzden bunlar da kabuklarından çıkıyorlar, dünyaya geliyorlar. Gelişimini de dışarıda devam ettirerek tamamlamış oluyorlar dışarıda diyelim. Canlı gelişimini tamamlamadan dünyaya geliyor. Yumurtadan çıktıktan sonra büyüyor ve gelişiyor canlı arkadaşlar. Başkalaşım sonucunda da ana canlıya benzer. Yani arkadaşlar yumurtadan çıktıktan sonra ana canlıya benzemiyor. Fakat yumurtadan çıkıp geliştikten sonra ana canlıya benzemiş oluyor diyelim. Bunlara örnek olarak da kelebek, kurbağa, sinek gibi örnekler verebiliriz. Şimdi biz burada başkalaşım için kelebek örneğini verdim arkadaşlar. Kelebeklerdeki başkalaşıma bakalım. Şimdi ilk önce yumurtadan tırtıl dediğimiz larva çıkmış olacak. Şöyle kelebek yumurtasından tırtıl dediğimiz larva çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi tırtıllar yaprakla besleniyorlar ve belli bir süre sonra özel bir sıvı salgılayarak etrafını kozayla, yani pupa dediğimiz kozayla kaplıyor arkadaşlar bu tırtıllar. Bu evreye de pupa evresi diyoruz arkadaşlar. Tırtıl bu aşamada büyüyüp gelişiyor ve kanatları artık oluşuyor bu pupanın içerisinde. Artık gelişimini tamamlıyor ve kelebek olarak da pupadan çıkıyor. Yaşamına da kelebek olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi tırtıl ve kelebek birbirine benzemiyorlar arkadaşlar. Çünkü başkalaşım geçiren canlılar dünyaya geldiklerinde daha demin de dediğimiz gibi ana canlıya benzemiyorlar. Yani yumurtadan çıkan tırtıl gördüğünüz gibi ana canlı olan kelebeğe benzemiyor. Başkalaşım geçirdikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Olgunlaştıktan sonra, geliştikten sonra kelebeğe benziyor arkadaşlar. Kelebek de ne yapacak artık? Kozasından çıktı. Kelebek oldu. Geliştikten sonra da yine yumurtlayarak neslini bu şekilde devam ettirmiş
olacak arkadaşlar diyelim. Yani kelebek yumurtasından ne oldu? Larva çıktı. Yaprakla beslendi bu larva arkadaşlar. Sonra bir sıvı salgıladı ve kozasını oluşturdu. Buna da pupa da diyoruz arkadaşlar. Bu yapıyı aynı şekilde tırtıl da diyoruz larvasına, kelebeğin oluşmadan önceki. Ondan sonra artık pupanın içinde yaprakları oluştu, iyice gelişti arkadaşlar. Kelebek olarak pupanın içinden çıkmış oldu. Kelebek de belirli bir gelişimi gösterdikten sonra, belirli bir şekilde olgunlaştıktan sonra ne yapıyor? Yumurtlayarak neslini bu şekilde devam ettirmiş oluyor diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başkalaşım da bu kadar basit. Hemen geçelim. Çiçekli bitkilerde eşeyli üremeye arkadaşlar şöyle. Evet, öncelikle bir çiçeğin kısımlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım, burada çiçeği ben vermişim. Çiçek sapı var. Çiçek sapı ne arkadaşlar? Hepinizin de bildiği gibi çiçeği dala bağlayan kısım. Burada da çiçek tablası var. Çiçek tablasının görevi de üzerinde bulunan kısımları taşımaktır arkadaşlar. Yani bu çiçek sapı bunu dala bağlıyor. Çiçek tablası da üzerinde bulunan taç yaprak, çanak yaprak gibi yapıları taşımayı sağlıyor. Yeşil yapraklar, burada gördüğünüz yeşil yapraklar arkadaşlar ne yapıyor? Çiçek daha oluşmadan önce, büyümeden önce, gelişmeden önce ne yapacak? Çiçeği korumak için olmuş oluyorlar arkadaşlar. Taç yapraklar da çiçeğin güzel kokmasını sağlıyor. Ve çiçeklerde arkadaşlar bir erkek organ ve bir dişi organ olmak üzere iki organ var. Erkek organda da başçık ve sapçık şeklinde. Dişi organda da tepecik, dişicik borusu ve yumurtalık şeklinde 3 kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada daha detaylı inceleyelim. Burada özelliklerini de vermişim. Dediğimiz gibi çanak yaprak ne yapıyor? Çiçeğin en dış kısmında bulunuyor arkadaşlar. Daha çiçek tomurcuk halindeyken görmüşsünüzdür. Daha açmamış çiçekleri, gülleri görmüşsünüzdür. Onların dışında böyle yeşil bir kısım var. O çanak yaprak oluyor işte arkadaşlar. Daha bu çiçek olgunlaşmamışken, daha açılmamışken, tomurcuk halindeyken yani çiçeği çanak yapraklar korumuş oluyor. Taç yapraklı dediğimiz gibi bu çiçeğin güzel kokulu, rengi ve kokusuyla canlıların dikkatini çekerek tozlaşmasına, çiçeğin üremesine yardımcı oluyor diyebiliriz. Yine geçelim. Erkek organı olan başçığa. Başçık da polenlerin üretildiği kısım olmuş oluyor. Sapçık da ne yapıyor? Başçığı taşıyor arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi sapçık ne yapmış? Başçığı taşımış. Bu sap, bu baş yani arkadaşlar. Çok ismini karıştıracağınızı sanmıyorum. Evet, geçelim. Dişi organına bakalım. Burada dişicik tepesi demişiz arkadaşlar. Tepecik olarak da bunu görebilirsiniz. Bazı yerlerde de dişicik tepesi olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Dişicik tepesi yapışkan yapıda olup polenleri buraya yapıştırıyor arkadaşlar. Dişicik borusu da ne yapıyor? Polenlerin yumurtalığa taşınmasını sağlayacak. Polenler gelecek buraya yapışacak arkadaşlar. Buradan dişicik borusu sayesinde de ne olacak? Yumurtalıklara taşınmış olacak. Yumurtalıkta da yumurtanın üretilmesini sağlanıyor. Ve tohum da yumurtalıkta oluşmuş oluyor arkadaşlar. Çiçekli bitkilerde eşeyli üremeye geçmeden önce çiçeğin kısımları da bu şekildeydi. Hemen geçelim çiçekli bitkilerde tozlaşmaya ve döllenmeye. Yani çiçekli bitkilerde eşeyli üremede diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi önce tozlaşmada polenler dişicik tepesine taşınması olayı, tozlaşma olayı olmuş oluyor arkadaşlar. Ve tozlaşmaya yardımcı eden faktörler arılar, kuşlar, rüzgar, su, insanlar tozlaşmada etkili olmuş oluyorlar. Yani kısacası polenler aynı bitkide veya farklı bitkide bulunan çiçeğin dişicik tepesine taşındığında tozlaşma gerçekleşiyor arkadaşlar. Dişicik tepesinin yapışkan bir yapıda olduğunu söylemiştik. İşte polenler buraya yapışıyor ve tozlaşma gerçekleşmiş oluyor. Ardından polenler de yumurtalık kısmını taşınıyor. Yani şurada bir daha göstermek gerekirse arkadaşlar, burada çizmiştim. Şimdi belirli sebeplerle, belirli faktörlerle, işte bu bir arı da olabilir, rüzgar da olabilir, işte su gibi çeşitli faktörlerle ne olacak? Çiçeğin kenarlarındaki polenler arkadaşlar ne olacak? Uçuşacaklar, kendi bitkisine gelecek ya da başka bir bitkideki çiçek kısmına gelecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi başçık kısımlarında polenler üretiliyordu. Bunlar belirli faktörlerle dişicik tepesine taşınacak arkadaşlar. Bu kendi bitkisi de olabilir, başka bir bitki de olabilir. Bu da gösterdiğimiz gibi tozlaşmaya etki eden faktörler dediğimizde. Sonra arkadaşlar polen geldi. Bu dişicik tepesine dediğimiz gibi ne demiştik? Yapışkan bir yapıdaydı. O yüzden polen geldi buraya yapıştı. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Dişicik borusu sayesinde yumurtalıklara taşınmış olacak polenler. Ve burada da bir döllenme olayımız gerçekleşecek. Hemen ona da bakalım döllenmede.
Yumurtalıkta polen ve yumurtanın çekirdeğinin birleşmesi olayı da döllenme olayı olmuş oluyor arkadaşlar. Döllenme sonucu zigot, zigotun gelişmesiyle de bitkilerde embriyo oluşmuş oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi zigot oluştu döllenme sonucunda. Bu zigot neye dönüşecek? Embriyoya dönüşecek. Embriyo sonucunda da arkadaşlar bitkilerde ne oluşmuş olacak? Tohum oluşmuş olacak, değil mi? Peki tohum ne arkadaşlar? Besin ve embriyonun bir kabukla sarılmasıyla oluşan yapıya da biz tohum diyoruz. Evet, dediğimiz gibi zigotu, embriyoyu ve yavru canlıyı oluşturması sürecinde büyümeyle gelişmedi arkadaşlar olmuş oluyor. Şöyle kadraja biraz daha girelim. Evet, dediğimiz gibi besin ve embriyonun bir kabukla sarılmasıyla oluşan yapıya ne diyoruz arkadaşlar biz? Tohum diyoruz. Baktığınız gibi zigot embriyoyu oluşturdu dedik. Embriyo da tohumu oluşturmuş oluyordu. Bakın burada embriyosu var tohumun. Bu embriyo da etrafı besinle çevrili. Hepsinde kaplandığı tohumun tohum kabuğu olmuş oluyor arkadaşlar. Yani tohum kabuğu besin ve embriyoyu gördüğünüz gibi sararak korumuş oluyor da diyebiliriz bu şekilde. Şimdi geçelim arkadaşlar. Canlılarda büyüme ve gelişmeye. Canlıların dünyaya gelmesi, büyümesi, gelişmesi, üremesi, ölmesi, yani bütün bu süreci kapsayan şey arkadaşlar biz hayat döngüsünü diyoruz. Baktığımızda şimdi büyüme ve gelişme kavramlarını birbirine çok karıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Büyüme neymiş? Canlıdaki hücre sayısının, kütlesinin ve hacminin artmasına biz büyüme diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Yani mesela diyelim ki bizim mesela boyumuz uzuyor, büyümüş oluyoruz. Bitkilerin boyu uzuyor ya da başka bir canlının boyu uzuyor. Ne oluyor arkadaşlar? Büyümüş oluyoruz, değil mi? Peki gelişme neymiş? Hücre bölünmesi ve büyüme ile, bakın buraya çok dikkat ediyorsunuz, farklı doku ve organların oluşmasına da gelişme diyoruz arkadaşlar. İkisini birbirine karıştırmıyorsunuz. Yani az önce de dediğim gibi burada, daha demin de söylemiştim, zigotun embriyoyu ve yavru canlıyı oluşturmasına da ne diyoruz arkadaşlar? Yani zigot embriyoyu, embriyoda ne oluşacak? Tohumu oluşturmasına biz ne diyoruz? Büyümeyle beraber gelişme de var demiş oluyoruz arkadaşlar. Yani farklı doku ve organlar oluşmasına da gelişme demiş oluyoruz. Şimdi çiçekli bitkilerde büyüme ve gelişmeye bakalım arkadaşlar. Ardından da hayvanlarda büyüme ve gelişmeye bakalım. Hemen şöyle, evet, bakalım çiçekli bitkilerde çimlenme olayı gözleniyor arkadaşlar. Önce tohumda. Tohumda bulunan embriyonun büyüyüp gelişerek yeni bitkiyi oluşturması olayına çimlenme demiş oluyoruz arkadaşlar. Tohumun çimlenmesi için gerekli şartlara baktığımızda en önemli faktör su, nem ve oksijen de olması gerekiyor arkadaşlar. Uygun sıcaklıkta olması gerekiyor. Fakat çimlenme için ışık gerekmiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Zaten arkadaşlar tohum toprağın altında, değil mi? Yani ışık zaten görmüyor. Hani o yüzden ışığa gerek yok çimlenme olayı için. Şimdi baktığımızda burada bir tohumumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra bu tohum yavaş yavaş köklerini salmaya başlıyor burada. Köklerini salıp artık gövdesini de oluşturmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi gövdesini oluşturdu arkadaşlar. Ondan sonra artık tohumdaki besin de bitmiş oluyor. Bakın burada gördüğünüz besin de bitmiş oluyor. Ne yapacak? Zaten gövdesini çıkarttı. Yaprakları da oluştu bir yerden sonra. Artık kendi besinini fotosentezde kendisi üretmiş oluyor. Burada kök çizmeyi unutmuşum. Çok affedersiniz. Hemen şöyle kök de çizelim. Artık kökünü iyice saldı arkadaşlar, değil mi? Bu şekilde kökünü de saldı. Tohumdaki besin de bittiği zaman ne olacak arkadaşlar artık? Zaten bu bitki kendi besinini kendi üretebilecek hale gelmiş olacak diyebiliriz. Ama en unutmamanız gereken şey, tohumun çimlenmesi için su gerekiyor, hava gerekiyor, yani oksijen ve uygun sıcaklık olması mutlaka gerekiyor arkadaşlar çimlenme olayı için. Işık hiçbir şekilde gerekmez arkadaşlar çimlenme için. Zaten aklınızda da şu şekilde kalsın. Toprağın altına gömüyorsunuz tohumu. Zaten ışık görmüyor arkadaşlar. Tamam. Bu da böyleydi. Şimdi geçelim. Hayvanlarda şöyle büyüme ve gelişme olayına bakalım. Balıklar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve kurbağalar olmak üzere hayvanlardaki büyüme ve gelişmeyi inceleyelim hep beraber. Bakalım. Şimdi balıklarda yumurta ile çoğalma var arkadaşlar. Döllenme bildiğiniz gibi suda gerçekleşecek. Çünkü balıklar suda yaşayan canlılarımız. Sperm ve yumurta hücreleri çok sayıda üretiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi döllenme şansını arttırmak balıklar için. Ve balıklarda da yavru bakımı yok arkadaşlar. Sürüngenlere baktığımızda bunlar yine aynı şekilde yumurta ile çoğalıyorlar. Kuluçkaya yatmıyorlar. Kuluçka sürüngenlerde yok. Yavru bakımı aynı şekilde sürüngenlerde de yok.
Kuşlar da yumurta ile gene çoğalıyorlar. Kuluçkaya yatıyorlar. Aklınıza tavuklardan gelsin arkadaşlar. Tavuklar da kuluçka, belirli bir kuluçka süresinde yatıyorlar. Ve tavuklar, pardon, kuşlar da yine yavru bakımı var arkadaşlar. Yavrularına kuşlar bakıyorlar. Ve memelilere geçtiğimiz zaman doğurarak çoğalıyorlar. Yavrularını süt ile besliyorlar arkadaşlar. Memelilerde yine yavru bakımı da olmuş oluyor. Memelilere örnek olarak daha demin de dediğimiz gibi unutmamanız gereken yunus, balina ve yarasa arkadaşlar. Bunları sakın unutmuyorsunuz. Bunlar da yine memeli canlılar sınıfına girmiş oluyorlar. Yavrularını süt ile besliyorlar ve yavru bakımları da bu canlılar da dahil olmak üzere memelilerde var arkadaşlar. Kurbağalara geçtiğimizde kurbağalar yine yumurta ile çoğalıyor ve yavru bakımı kurbağalarda da yok arkadaşlar diyebiliriz. Ve geçelim canlılarda büyümeyi etkileyen faktörlere. Şimdi arkadaşlar canlılarda büyümeyi etkileyen faktörler ne oluyormuş? İkiye ayrılmış oluyor. Bir çevresel faktörler, bir kalıtsal faktörler olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Çevresel faktörlere baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Beslenme, iklim, hava, su ve toprak gibi faktörler çevresel faktörler olmuş oluyor. Kalıtsal faktörlerde de canlılarda büyümeyi etkileyen faktörlerden kuşaktan kuşa aktarılan türe ait özellikler kalıtsal faktörlerimiz olmuş oluyor. Canlılarda büyümeyi etkileyen faktörleri sayacak olursak. Hemen şöyle geçelim. İki tane örnek sorumuz var. Bunları da çözelim arkadaşlar sizlerle beraber. Dersimizi de burada noktalamış olalım. Şimdi bakalım birinci örnek sorumuza ne demişiz? Daha demin de işlemiştik. Yanda verilen çiçek resminde K, L, M ve N ile gösterilmiş kısımların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir demişim ben. Hemen buradan kağıdımı alıyorum. Biz ne demiştik arkadaşlar, bakın. Bu yaprak güzel kokulu kısımdı. Çiçeğin güzel ve renkli gözükmesini sağlıyordu. O zaman K kısmımız ne olacak arkadaşlar? Ne demişiz? Taç yaprak. K kısmımız taç yaprak olmuş olacak. Hemen yazıyorum taç yaprak diye. Evet arkadaşlar, N kısmına da baktığımız zaman N kısmına ne demiştik arkadaşlar? Erkek organdaydı şurada gördüğünüz gibi ve ismi de başçıktı. N kısmı da başçık oluyor. L kısmına baktığımız zaman arkadaşlar, L kısmı için ne demiştik? Çanak yaprak demiştik. Çiçeğin dış kısmında bulunuyordu ve tomurcuk halindeyken ne yapıyordu arkadaşlar? Çiçeği korumuş oluyordu. Hemen çanak yaprak yazalım. Çanak yaprak. Ve arkadaşlar M kısmında da ne demiştik? Çiçek sapı olmuş oluyordu. Çiçek sapı ne yapıyordu arkadaşlar? Çiçeği daha dala bağlayan kısım olmuş oluyordu arkadaşlar. Çiçek sapımızda çiçeği dalda durmasını sağlıyor. Yani şöyle bir çiçek düşünürseniz. M kısmı da çiçek sapı dedik. Evet, o zaman bakalım hangi şıktaki gibi oluyor. K'ya taç yaprak demiştik. Bunları eleyelim. L'ye çanak yaprak demiştik. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci sorumuza geçelim. Ne demişiz? Şekilde bir çiçekte yer alan organ Y harfi ile gösterilmiş. Bakın Y harfi şu, yani erkek organını gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyordur umarım. Bu organla ilgili diye sormuşum. Erkek organıdır. Evet, daha demin de dediğimiz gibi bu organ erkek organıdır. Çiçek tozlarının üretildiği kısım bu organda bulunur demişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçek tozları neydi? Hatta polenlerdi. Polenlerin üretildiği kısım bu organda olmuş oluyor. Bu organda bulunuyor. Hatta bu organın neresinde bulunuyordu arkadaşlar? Şöyle hemen göstermek gerekirse başçık kısmında bulunuyordu. Başçık kısmında polenlerin üretildiği kısım olmuş oluyordu arkadaşlar. Bu da doğru o yüzden. Ve üçüncü önerimizde de demişiz ki tohum taslağı burada bulunur. Tohum taslağı ne arkadaşlar? Tohum taslağı yumurtalıkta bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Hemen yazalım. Yumurtalıkta bulunur tohum taslağı. Yani şöyle göstermek gerekirse tohum taslağı burada bulunuyor arkadaşlar. Erkek organda değil, dişi organda bulunmuş oluyor tohum taslağı. O yüzden 3. önergemiz de yanlış olmuş oluyor. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitemizi de bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.